sınavlarda şaibe olduğu söyleniyor. 2005. Evet. 2005-2013 yılları arasında. İşte mesela benim girdiğim komiser yardımcılığı sınavı da dahildir bunun. Peki size öyle bir şey geldi mi size? Evet geldi. Darbe deseniz darbeye benzemiyor. KYK'lı askerde şehit oldu. Adam hem terörist hem şehit. Biz terörist üreten bir toplum haline geldik. Kaynet teşkilatı mensubu olarak söylüyorum. Darbe deseniz darbeye benzemiyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Emekli askerler de söylüyor. Darbe deseniz bu darbe değil. Bir intihar saldırısı görüntüsünde bir kaos ve travma yaratacak. Kalkışma deseniz yani kalkışma yapıyor. Yani şu an şöyle düşünün. 15 Temmuz oldu. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, 2. Başkan, Hava ve Deniz bildiğim kadarıyla bunların hepsini şey almışlar. Sadece 1. Ordu Komutanı, 2. ve 3. Ordu Komutanları herhalde alınmışlar. Bildiğim kadarıyla. 1. Ordu Komutanı da burada yani İstanbul Marmara bölgesinden sorumlu. Yani genel itibariyle. Görev sahasını diyorsunuz. Görev sahası evet. Darbe olduktan sonra açıklama yapıyor Hulusi Akar. Diyor ki ordunun sadece %1,5 civarında bir oran veriyor. Bakıyorsunuz darbeye fiili olarak karışmış personelin zaten %80'i er ve erbaş. Yani normal vatandaşın, milletin evlatları gel demişler. Gelmişler, git demişler, gitmişler. Yani zorunlu askerlik görevi. Bunların da kalan kısmının da çoğunluğu şey askeri öğrenci. Yani bunlar da çocuk yani zaten. Normal vatandaş olsalar 18 yaşından küçük oldukları için cezai ehliyet 12 yaşından sonra olur ceza kanununa göre. İndirimde bile bulunurlar. Yani bu çocuklar silah tutmayı daha yeni yeni öğrenen şeyler. Gel dersin gelir, git dersin giderler. Bırakın onu. Ben hani emir komutayla çalışan bir teşkilatta çalışmış olduğum için bunu rahatlıkla söylüyorum. Yani biz askerlik de yaptım ben fiili olarak kısa dönemde olsa. Sonuçta çalıştığımız yerlerde de zaman zaman jandarma personeliyle de birlikte çalışıyoruz. Yani askerde daha katı bir sistem vardır emniyete göre. Yani orada çok sorgulayamazsın. Yani şöyle yapsak böyle etsek diye komutanına adam öneride bulunamaz yani. En azından askeri öğrenci bulunamaz. Yani bir er bulunamaz. Bir uzman çavuş bulunamaz yani. Belki subaylar arasında bazı küçük de olsa bir mekanizma işleyebilir belki ama bizde öyle değildir. Yine emniyet teşkilatında bazı şeyler açık şekilde konuşulur. Niye? Daha ortaya olumlu bir şey çıkaralım, daha iyi görevi ifade edelim diye. O da senin tabii ki başındaki insanın hayat tarzı ve sana o imkanı vermesiyle de mümkündür. O da sana imkan vermezse ne deniyorsa yapmak zorundasındır. Şimdi askeri öğrenciler er ve erbaşı çıkardığında yani bu darbeye karışan uzman, subay, hani devamlı askeri personel herhalde 1500'ü ya da 2000'i geçmeyecektir yani. Şimdi ama bakıyorsunuz askeriyeden herhalde bir 25 bin civarında personel belki 30 bine yaklaşmıştır. Basına yansıyan şekilde bildiğimiz. Basına yansıyan oradan ihraç edilen subay. Az subay. Yani devamlı personeli. Emniyetten 30-35 bin kişi civarında bildiğim kadarıyla ihraç ediliyor. Diğer kurumlarda farklı rakamlar illaki vardır. İhraç edilenlerin hepsi FETÖ'cü dedikleri. Tabii. FETÖ kapsamında. İltisak, hepsi. İrtibat, üyelik neyse işte onu. Yardım yataklık ya, gibi. Yani, ya da direkt üyesi olmak. Yok zaten direkt üye olmaktan. Yani darbeyle ilgisi olanları zaten o dönem ilk KYK'larla ihraç ettiler. Diğerlerini de sonraki işte haberleşme. Lojistik destek. Telefon açıyorlar işte çaldırıp ardışık arama sistemi diye bir şey haberleşme şekli varmış cemaatin askeri personelle. Bunun üzerinden yapılan soruşturmalar doğrultusunda ihraç edildiği basına yansıyor. Bu kadar insan madem darbeci ve yani ben şunu demiyorum Fethullah Gülen ve FETÖ şu anki ismiyle darbe yapmamıştır. Bu işin içinde yoktur demiyorum kesin. Yanlış anlaşılmasın. Ben şöyle düşünüyorum. Bu FETÖ denilen yapı zaten bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Daha önce başbakanken söylemişti. Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet dedi. Yani bu üst kesim. Yani bu işin içine karışan yani. İbadet, ticaret, ihanet. Evet. İhanet kesimi içerisinde bulunanlarla askeri personel içerisinde bulunan bu darbeyi tasarlayanlar illaki var.
ve bunlar bir girişimde bulunuyorlar. Hatta bu girişimi 3 veya 4 ay öncesinde bir köşe yazarı var. O dile getiriyor bir köşe yazısında. 15 Temmuz'dan önce. Evet, Fuat Uğur Türkiye Gazetesi'nde yazan bir köşe yazarı 15 Temmuz içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsan tavuk tarda sayılır şeklinde bir yazısı var. İzleyicilerimiz bunu internetten araştırdığında okuyabilir. Cemaat içerisinde diyor birileri darbe yapmak istiyor. Hususiler denilen, yani cemaatin o gizli yapılanması adı altında hususiler denilen kesme askeri personeli, kendi cemaatten olan askeri personeli darbe yapmaya teşvik ediyor şeklinde. Yalnız devlet de bundan haberdar diyor özetle yazısında. Sizin diyor girişime kalkışacağınız zamanı bekliyor diyor. Eğer diyor böyle bir şeye kalkışırsanız diyor, sizi hepiniz ortaya çıkacak ve hepinizin tek tek toplayacak diyor. Suçüstü yakalayıp. Toplayacak diyor kısacası. Aynı zamanda diyor yine TSK içerisinde cemaate mensup olan vatanperver, aslında cemaatçi asker olarak konumlandırdığı kişiler aslında çoğunluk itibariyle böyle bir şeye kalkışmaya rızaları olmadığını, istemediklerini söylüyor ama cemaat de onları tehdit ediyor. Biz diyor sizi diyor deşifre ederiz, ceza almanızı sağlarız vesaire diyor. Ya o kişiler asker aynı zamanda kendi özel hayatlarında diyelim hani o cemaate mensuplar. Evet. Yani herhangi bir art niyette değil. Yani onu bilemem tabii ki. Ha, tabii art ki. niyetini bilemem olarak. İnsanların. Herkesin kişilik, kişisel olarak değerlendirmek lazım bunu. Ama sonuçta böyle bir tanımlama yapılıyor Fuat Uğur tarafından. 3,5-4 ay önce. Doğu Perinçek diyor ki biz diyor darbeyi diyor bir gün önce diyor gerekli birimlere, o devletin şey gerekli birimlerine o söyledik diyor. Dönemde 9 ay 10 gün öncesinde bir Gülen Bebek'te Zaman ya, Gazetesi reklamı. Ya bu tabii istihbaratın 5 Ekim'de. Yani MIT'in ve emniyet istihbaratın çözeceği şeyler bunlar. Yani o şeylerin bir subliminal mesaj olduğunu, elde bir takım bilgiler olacak ki siz o bebekten o sonuca varabilirsiniz. Ama tam 9 devleti, ay 10 gün yani giden bunu, bebek. Bunu izleyen senin benim gibi sıradan insanlar bu çıkarımda bulunamaz ama bir takım bunu ortaya koy. Ben izlesem annem tatlı bebekmiş derim. Bu çıkarımda bulunabilecek temel bilgilere haizsen bilebilirsin yani. Bunu bir istihbarat teşkilatı kesinlikle anlar. Yani bunu 9 ay 10 gün öncesinde zaten anlamışlardır. Yani anlamamışlarsa zaten kusura bakmasınlar, o görevleri yapmasınlar yani. Sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Bir darbe girişimi, kalkışma var. Bir intihar saldırısı var. Bir yaşanmışlık var. Bunu yapan ordunun tamamındaki cemaatçilerse şayet. Emniyet teşkilatında kaç kişi katılmıştır bu işe? İştirak etmiştir? 100 kişi var mıdır? Bilmiyorum yani. Zaten o gece ordu ve emniyet çatışmadı mı birbiriyle? Biz tabii ki mesela sonuç itibariyle. Siz o akşam sıcak çatışmaya girdiniz mi? Ben sıcak çatışmaya girmedim. Yani benim bulunduğum yerde askeri personel gelmedi. Çok şükür gelmedi. İyi ki girmemişim. Gelseydi peki? Gelseymiş ben bütün personelimi gelecekmiş gibi konumlandırdım ve dedim ki her polis vazife ve selahiyetleri kanunu çerçevesinde silah kullanma yetkisine sahiptir. Kimseden emir ve talimat almanıza gerek yoktur. Bizde askeriye gibi ateş demene gerek yok. Bir polis ateş edip etmemesi gerektiğini, kararını kendi alır. Kararı alan kişi de orantılı olarak bunu kullanabileceğini bilir. Bunun eğitimini almıştır. Mevzuata hakimdir. Bu şekilde mezun edilir. Gerektiğinde bir zor kullanma yetkisi olarak silah kullanma yetkisi her polise haizdir. Birinden talimat almasına da gerek yoktur. Ve gereğini yapar. Hepiniz gereğini yapın. Tamam mı? Herhangi bir talimat beklemenize gerek yok. Bu demek değildir ki ilk anda sana ateş ediyorlarsa sen de ateş. Orantı demek zaten bu. Sana ateş edecek veya senin canını veya bir vatandaşın canını kast edecek bir davranışta polis her türlü silahını kullanabilir. Ben de personelimin tamamını silah kullanmalarını emrettim. Hatta benim bulunduğum bölgede olmayan personelimin, yani normalde emrim altında olan ama o gün başka bir bölgede görevli olan bir grubu Beylerbeyi civarında asker tarafından rehin alındı. Oradaki grup şefim benim polis memurudur kendisi. Benle irtibata geçtim mesaj yoluyla. Dedi ki böyle böyle komiserim dedi. Biz dedi asker şey yaptı Kuleli'deki bulunan bir albay emri altındaki askerlerle bizim çevik kuvvet otobüsünü durduruyor Beylerbeyi'nde. Oradaki personelimizi rehin alıyor. Ondan sonra işte bu personelimize diyor ki halka karşı bu ilerleyen saatlerde basın yansımasıyla işte darbeyi bastırmak adına halkın sokağa inmesi vesaireyle birlikte karşısında halkı gören
oradaki darbeci askerler bizim personelimize diyor ki mevcut ellerinde bulunan gazları kullansınlar. Kullanmaları için onlara baskı yapıyorlar. Hatta birkaç personelimi darp etmiş oradaki o albay veya işte rütbeli. Ben dedim ki gerekirse dedim Beylerbeyi'de sahil kenarına denize atın gerekirse bütün gazlarınızı. Size silah kullanmayı da şey yapabilirler, zorlayabilirler vesaire. Mermilerinizi yere dökün. Hiçbir şey yapmayın kesinlikle dedim. Tamam mı? Neyle tehdit ederlerse etsinler dedim. Bu şekilde emir verdim. Hem de sorumluluğumda yani değil. Siz oradaki yani ben yeriniz halkın yanındaydınız siz. Tabii yani ben anayasal orada olmadığım halde telefonla böyle hem mesaj yoluyla boşluk bulduğunda beni de ara dedim. Telefonla da söyledim. Kesinlikle şey yapma dedim. Bu yargılamalarda bunları falan da söylüyorum ben. Yazılı olarak beyan ettim daha doğrusu. Yazılı savunmanızda. Tabii hakimler bunun üzerinde durmuyorlar bile. Savcılar vesaire bunların hiçbirine şey yapmıyor. Nasıl dedim ben terör örgütü üyesiyim dedim o zaman. Ben dedim bu arkadaşlarımın tanık olarak dinlenmesini istiyorum diyorum. Adamlar reddediyorlar. Böyle bir şeye gerek yok diyor. Ya terör örgütü üyeliği şöyledir Mert Bey. Anayasal düzeni, rejimi, hükümeti devirmek maksadıyla, özetleyerek söylüyorum. Devirmek maksadıyla cebir ve şiddet kullanarak, baskı yıldırma yöntemlerinden birini kullanarak, amaç ve gayeyi güderek, bilerek, bilinçli olarak eylem ve fiili hareketlerde bulunmaktır. Terör örgütüne üyelik. Yani bunu manevi unsuru denir hukukta. Bu kasta girer. Özel kast denir. Yani özel kast hani denir ya amel niyetlere göredir. Niyetin senin bu olması gerekiyor. Ve bunu bilerek yapman gerekiyor. Her şeyden haberin olması gerekiyor ki bu bilinçle hareket ettiğinde o yaptığın eylem karşılık bulsun. Yani terör örgütü üyeliğine girsin. Biz hem bir şey bilmiyoruz. Cemaati sohbet ve dini amaçla giden biri olarak. Siz gidiyordunuz ama değil mi? Gidiyordum. Buna gitmeyen hani emniyet teşkilatında dini inanç. Ya inançlı olup da gitmeyen yok. Dini inancı olan da gitmeyen yoktur denecek kadar azdır yani. %80'i 90'ı gitmiştir. Gitmeyenler de ya başka bir cemaatin sohbetine veya şeyine gidiyordur. Tamam mı? Ya da inanmıyordur. Yani. Ya da inanmıyordur. Başka bir ihtimal yok. Yani bu da hükümetin bilgisinde. Politikalarıyla, yönlendirmeleriyle yani bütün karakollara Zaman Gazetesi'ne geliyordu. Peki şeyi soracağım. Sizin kendiniz dediniz cemaate gidiyordum evet. Sohbetlerine evet. Vesaire. Emniyete girerken o konuda bir onların bir yardımı oldu mu yani? Yok yardım ya da olmadı. Yardım derken hani şöyle onların bir dahli yani ya da bir teşvik hani bak yok, gelsen yok. Polis olsana. Benim açımdan olmadı ama yani odanı bizden sonraki dönemlerde olduğu söylendi. Mesela 2009 yılında Polis Meslek Yüksekokulu sınavları iptal edildi. Nasıl iptal edildi? Biz bunu sonradan öğreniyoruz tabii. O dönem cemaatin bir dershanesinde deneme sınavlarının içerisinde bildiğiniz bu soruların çok küçük nüanslarla değişiklikler yapıyorlar. Yani şimdi 2009 yılında emniyet sınavında evet, çıkacak polis olan sorular cemaat dershanesinde deneme çıkıyor, sınavı deneme şeklinde deneme sınavı şeklinde çıkıyor. O dershaneye, cemaatin dershanesine gidenler o soruları çözüyor. Tamam mı? Bu soruların işte diyelim belli bir oranda birebir aynısı çıkıyor yani neredeyse. Yani çok küçük bu sonucu değiştirmeyecek küçük değişikliklerle çıkıyor. Bu ortaya çıkınca, kamuoyuna yansıyınca sınav iptal ediliyor. Ama şunu iddianamelerden yola çıkarak şu bilgiye haiziz. 2005 yılından itibaren emniyet içerisinde yapılan bütün sınavlarda şahibi olduğu söyleniyor. 2005 Evet. 2005-2013 yılları arasında. İşte mesela benim girdiğim komiser yardımcılığı sınavı da dahildir bunun. Peki size öyle bir şey geldi mi size? Evet geldi. Nasıl geldi? Yani şey mi? Şu sorular çıkacak şeklinde mi ya da? O şekilde gelmedi. Şöyle geldi. Şimdi bu süreç şu şekilde işledi. Biliyorsunuz bir 2007-2008 dönemlerinden itibaren Ergenekon ve Balyoz süreçleri işledi. Bu süreçte devlet bu işlerin hani dinler muhafazakalı muhafazakar insanların bir yere gelmesini istemeyen, yıllardır devlet içerisinde çöreklenmiş derin devletin olduğu ve bu derin devletin de işte o dönem gazete manşetlerine yansın işte camileri yıkacaklar, hükümeti devirecekler, hem cemaati bitirecekler, hem hükümeti AK Parti hükümetini devirecekler gibi eylemler içerisinde hazırlıkları olduğunu bahisle işte farklı isimler altında Ergenekon, Balyoz ve diğer isimler altında operasyonlar şey yapıldı. Bunlar bir araya getirildi. Hatta Yargıtay onayladı. Eski Genelkurmay Başkanı içeri girdi ve diğer orgenerallerden tutun da birçok farklı seviyedeki personel, aynı zamanda sivil üniversitelerde bürokratlar vesaire falan filan
Hatta buna şöyle dediler. Buzdağının görünen yüzü bu sadece. Daha bunun daha neleri var dediler. O kadar eski bir yapılanma ki bu. Devletin bütün köşe taşlarını şey yapmış. E ben de sonuçta vatanperver, dindar bir insan olduğum için. Yani dindarlıkla alakası yok da bunun. Hani her dindar vatanperver olması gerekiyor. Dinen bir yani şey. Dinin vecibelere gereği. O anlamda söylüyorum yani. Biz çünkü bu teşkilata girerken bayrağı, silahı ve Kur'an-ı Kerim ve anayasayı da koyuyorlar şey o masaya. Hepsinin üzerine yemin ederek bu devletin bekası için ölmeyi göze alan insanlarız. Bu şekilde yemin ederken devlet mi diyorsunuz? Vatan millet yani millet mi? Yani devlet demek millet demektir. Zaten devleti oluşturan Türk milletidir yani. Türk milleti de bu coğrafya içerisinde mevcut sınırlarımız içerisinde yaşayan herkese de anayasa gereği. Yani devlet Türk derken denir. Milleti de şey yapılıyor. Tabii tamamen ki. Devlet, devlet dediğimiz şey soyut bir kavramdır. Bunun içerisinde millet, bütün kurumlar, her şey girer. O nedenle biz böyle bir şeyle yetişmiş kişiler olduğumuz için biz emniyet teşkilatına girdiğimizde de Mert Bey askerliğini yapmayan ilk polis meslek yüksekokulu devresiyim ben. Askerliğinizi direkt yapmadınız değil mi? Yapmadan polis okuluna polis girdim. Sonra orada polis olduktan sonra askere gittim. Kısa dönem. Askere gittim. Kısa dönem. Evet. Gitmeseydik ihraç olduktan sonra bir de askere göndereceklerdi. Yani hem terörist diyorlar. Bir de askere alıyorlar yani. Hatta bir KYK'lı asker de şehit oldu. Adam hem terörist hem şehit. Yani şimdi böyle bir durum. KYK'ya yani ihraç edildi. Evet. FETÖ bağlantısı iddiasıyla sebebiyle. Evet. İhraç edildi. O yüzden zorunda askerlik görevine evet, gitti. Sonradan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Bizim 2011 yıllarında olması lazım. Emniyet teşkilatında bulunan 10 yılını tamamlamış kişiler zaten dedi Erdoğan. Teşkilat mensuplarını da hem mutlu etti, onur etti. Zaten aynı işi yapıyorlar. Bunlar yurt içinde güvenliği sağlıyor. Silahlı kuvvetlerimiz de yurt dışındaki güvenliği sağlıyor diye. 10 yıl bu teşkilatta kalma şartıyla askerliğinden muaf tutuldu emniyet mensupları. İhraç. Ama ben tabii daha önceden emniyet teşkilatına girdiğim için o şeyden biz faydalanamadık. İyi ki de faydalanamamışız. Yani hem terörist olacaktık hem de bir de askere göndereceklerdi. Orada bir de ayrı bir ne diyelim. Farklı vatanı korumak için nöbet tutacaksın. Hem de sana terörist diyecekler gelen geçen. Belki ayrı bir baskı ve hakarete varır tarzda bir muamele göreceksin belki. Bilemiyorum. Yani şimdi yaşamadığım için ama şunu çok iyi biliyorum haberlere ve daha doğrusu basına yansıdığı yönüyle bir polis emniyet teşkilatında herhalde olması lazım. Yani veya daha doğrusu bir KYK'lı diyelim hangi teşkilatta olduğu veya kurumda olduğu da çok şey değil önemli değil. Bir KYK'lı askere gidiyor askerde şehit oluyor. Şimdi bu adam şu an şehit Allah razı olsun kendisinden bu vatan için şehit olma şerefine layık oldu. Ama bu adam askere gitmeden önce KYK ile teröristti. Yani bu çelişkiler devlete yakışmayan bir işleyiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk devletleri tarihinin hiçbirinde böyle bir şey olmaması gerekir. Yani biz bunu söylemekte ben kendimi mükellef görüyorum. Bu çelişkileri de bir ara Bülent Arınç dile getirdi. Buna benzer şeyleri söyledi. Onu da ayrı bir linç kampanyasına tuttular. İnsanlar bu tarz şeyleri aslında görüyor, anlayabiliyor ama öyle bir ortam yaratıldı ki, daha doğrusu oluşturuldu ki insanlar ya bana da FETÖ'cü derler, bana da hain derler, terörist derler diye ki denmiyor mu? Toplumun yarısı terörist oldu biliyorsunuz en son yerel seçimde. Millet İttifakı'na oy verenler terörist, Cumhur İttifakı'na oy verenler vatanperver oldu. Ya bu insanları bölmek bu şekilde doğru bir şey olabilir mi? Yani bunu devlet eliyle, hükümet eliyle bir siyasi rant uğruna yapmak doğru olur mu? Sonradan demedik falan dediler ama hala buna benzer şeyler diyorlar. Yani en ufak bir şey birisi yapıyor, terörist oluyor. Son mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler için. Yani biz terör üreten, terörist üreten daha doğrusu bir toplum haline geldik. Halbuki terör örgütleri bir teröristin yetişmesi belli aşamadan geçer. Bunu eski emniyet teşkilatı mensubu olarak söylüyorum. Bunları bize ders olarak okuttular. Emniyete girmeden 2002 yılında girdiniz polis okuluna. Ondan önce cemaatte bağınız var mıydı? Hafta sonları böyle giderdik. Yani cemaatle ilişkimiz polis olduktan sonra yani polis okulunda tekrar böyle başladı ama hizmet verdim mi diyor. Verdim diyorum. Biz para veriyorduk. Cemaat abisine veriyoruz.